bordo mavi. Evet, dolmuşlar bordo mavi gördüğünüz yere. Zaten başka bir şey teklif dahi edilemezdi. Yani bordo mavi olması lazım. Asansörle 6. kattan camiye çıkabiliyorsun. Caminin ekstra burada. Evet, mağaza içimden gördüğüm gibi. Burası da Trabzonspor Müzesi. Herhalde yani dediğim gibi kupaları burada sergiliyorlar, doğru mu? Evet. Geleyim. Tabii ki, ne demek. Hoş geldin. Eyvallah. Nerede yayınlayacaksın dedim, böyle yaptım. Dedim, YouTube'da dedim bir daha. Bugünkü maça bağlı olarak yani bu haftanın nasıl geçeceği belli olacak. Evet arkadaşlar, şimdi üniversiteye giriyoruz. 5 tane kapısı vardı. Burası da D kapısı. Öyle bir giriş. Kartla girdik. Siz yapmayın böyle şeyler. Normalde misafir olarak girebiliyormuşsunuz ama biz dedik ki ya şimdi ona mı anlatalım dedi Elmas. 5 dakika sonra otobüs kalacakmış. Otobüse bineceğiz buradan. Meydana gitmek için. O sebepten dolayı Elmas kartını bana verdi. Ben de, daha doğrusu o da kendi okulun uygulamasından öğrenci belgesini gösterdi. Göstermedi bile. Göstermedi. Bakmadı zaten. Ben de kartı gösterdim. Tam direkt geçtik. Şu anda kampüsün içindeyiz. Belediye otobüsüne binip buradan da meydana gideceğiz. Hemen senin okulunu da göstereyim. Burası Orman Fakültesi. Burası Orman Fakültesiymiş. Yukarıda İDF var. Onun üstünde peyzaj var. Burada da minibüsler var. Burada da belediye otobüsleri. Nasıl yapalım? Minibüse mi binelim? Bu da 10 lira. Şey, ama belediye otobüse binelim mi? Tamam. Normalde 15 lira oldu. Sadece katı duran şey yapmış. Üniversite öğrencileri normal sivil parası alıyorlar. Öğrenci olarak geçmiyor Trabzon üniversite öğrencisi. Allah Allah. Normalde tam sivil parası alıyorlardı. Şimdi bu sene 15 lira olunca katı durağı anlaşmış aralarında. Üniversite öğrencilerine sadece katı durağı 10 lira alıyorlar artık. Yani ben 5 yıldır buraya bir defa böyle bir şey yaptım. Evet, çünkü neden? Herkes artık bu 15 lira olunca belediye otobüsü 5.30'a gidiyor. Öğrenci kartında 5.30 çekiyor. Adam niye 5.30 çek şey vereyim diyor. Şey pardon, neden 15 lira vereyim diyor 5.30 vermek varken. Evet, haliyle. Herkes her yıl artık belediye otobüsüyle gitmeye başlıyor şu son zamdan sonra. 1.5 aydır insanlar deli gibi belediye. Evet, zaten kafadan var. Yani git gel yapsan. Bir yere git, meydana gidip gelmek 30 lira. Evet, çok da uzakta değil yani diye evet. Biliyorum. Evet, burada elektrik, elektronik, bilgisayar. Otobüs de geldi. 120. Jet var burada. Makine mühendisliği. Mühendisler var herhalde. Harita mühendisliği. Taraf mühendisler bölümü herhalde. Fizik bölümü. 5.5 lira öğrenci, 11 lira sivil çekiyor. Yarı yarıya. Şimdi biz, bende kart olmadığından dolayı Elmas'ın kartını kullandık. O yüzden bir sivil bir öğrenci çekti. Yani toplamda bizden 16.5 lira çekti. Ama burayı dolmuşla gidecek olsaydık 20 lira verecektik. Şu taraf Şenlik imiş. Burası da forum. Trabzon'un alışveriş merkezi. En büyüğü ve şu anda yeniden büyütülme çalışmaları var imiş. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, burası şu anda köprü altı olarak geçiyormuş. Trabzon'un meydanına geldik. Evet, dolmuşlar bordo mavi gördüğünüz yere. Zaten başka bir şey teklif dahi edilemezdi. Yani bordo mavi olması lazım. Evet, buraya durak yapmışlar bu sinazın adına. Burası da mahallelere falan dolmuşlar buralardan kalkıyor. Evet, mahallelere. Burası meydan park. Bak, bugün maç olduğu için fasolik şey kombinelere biletleri burada satılıyor. Bak şu anda itibaren kuyruk oluşmaya başlamış. Evet, sabahtan beri. Sabahtan beri kuyruk vardır orada. Saat 3. Saat daha 3. Maç 3 saat. Oo, Lostra dükkanları. Kolay gelsin. Teşekkürler. Eyvallah. Kolay gelsin. Çay için tabanca. Vallahi bilmiyorum neye benziyor. Kim ben? Ben çekimden. Abi az daha yakınlaştırayım istersen. Aman bunu şöhret yapın da ben bir şey istemiyorum. Ne bu? YouTube ya. Sadece geziyorum işte, gezdiklerimi çekiyorum Trabzonlu böyle. Tabii. Sen şimdi Trabzonlu musun? Bana hani Trabzonluyum elhamdülillah. Trabzonlusun? YouTuber mu oldun? Olacağım mı? Nasıl oluyor? Var abi bir kanalımız. Var. Normalde ben yurt dışındaydım. Yurt dışını geziyordum. Buraya bir sana gitmek için geldim yani. Ama olsun, işin rast gitsin. Eyvallah, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Süfek mi tutayızın tabanca mı?
Evet, böyle anlık seviyoruz ya spontane olayları. Çok iyi ama çok renkli yani. Burada gördüğün üzere bir Trabzonspor amblemi. Evet, bu da Trabzon'da olduğunu belli eden bir yazı. Bir de ben bir şey duydum, bunu da söylemek istiyorum burada. Şimdi biliyorsunuz üç büyüklerin takımlarının İstanbul derbileri olduğu zaman genelde haliyle bu maçlar yayınlanırken bir ücret talep edilir. Ben şunu duydum ve tasdikledim de, Trabzon derbileri ücretsiz izleyebileceğin tek yer Türkiye'deki. Neden? Çünkü abi adamlar Trabzon maçından başka maç izlemiyorlar. Ücretsiz yani. Adam Galatasaray Fenerbahçe derbisi oluyor atıyorum. Adam direkt yayınlıyor yani, ücretsiz. Zaten kimse izlemiyor yani. Bundan para talep etmiyorlar. Bu da böyle bir hikaye. Başka yerde yaşayamam. Burada Ataman heykeli var. Evet, burada. Aa, ciddi manada burada herkesin fotoğrafı var ha bu arada. Ama bu o meşhur. Gerçekten Trabzon'da yaşayanların burada da hiç fotoğrafı yok. Benim bir tane fotoğrafım yok. Gerçek Trabzonlular burada fotoğraf çekilmezler. Bu evet gerçek bu arada, doğru, aynen öyle. Burada benim bir arkadaşımın ben fotoğrafının olduğunu hatırlıyorum burada. Ben de gerçek Trabzonlu olduğumdan dolayı fotoğraf çektirmek istemiyorum. Evet, burası o fotoğraflara konu olan Trabzonspor arması. Peki bak, yazı stillerinin şuraya kadar en azından evet. Tek tip. Bunu da yakında yüksek ihtimalle değiştirirler. Çünkü İstanbul'da Eyüp'te bunu değiştirdiler. Burası hani biraz böyle tarihi ya da turistik yerlerde buna dönüştürüyorlar arkadaşlar tabelaları. Bu da güzel. Tek tip görünüyor. İyi yani. Daha güzel. Bir alt şeyden caddede. Alt caddede tekler değişmeye başladı. Evet. Bütün tabelalar tek tip oluyor. Bence böyle daha iyi zaten. Bak. Hepsi siyah beyaz. Evet. Neredeyiz şu an? Uzun sokak. Trabzon'da bu arada çok fazla Arap yaşadığından dolayı arkadaşlar Arapça çok fazla tabela var. Yani direkt olarak Arapça yok ama mesela bir tabelanın altında örnek veriyorum. İşte biliyorsun kahverengi tabela turistik yerler için konulan bir şey. Kahverengi tabelaların altında genelde Arapça yazılar var. Bu da burası Waikiki. Waikiki buranın içinden asansörle 6. kattan camiye çıkabiliyorsun. Caminin ekstra burada. Evet, mağaza içinden gördüğüm gibi. Ha, bu arada burası İlçelerin köyleri var. İlçeler ve ilçelerin köyleri. Yani bence Hollywoodlularını aratmıyor yani. Hemen benim köyümü bulup gösteriyorum özellikle. Diğerlerine götürüyorum. Evet, mesela ben Beşikyüzlüyüm. Evet, var mı? Korkutan köyündenim. Benim köyüm. Ooo bak, Elmas'ın köyü. Şimdi bir de bugün maç var. Maç günü olduğundan dolayı biraz daha ilerleyen saatlerde yüksek ihtimalle burası biraz böyle kalabalık olacak diye umut ediyorum. Hep bunlar bak yakalanıyor hep bunlar, görüyor musun? Trabzon Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Kültür Turizm Müdürlüğü'nün evet, bir resim sergisi varmış. Hadi hazır yakalamışken gidelim. Valizade, kişisel resim sergisi. Hadi gidelim. Merhabalar, kolay gelsin. Resimler gayet iyi. Türk mü acaba bu abimiz? Yok yok. Tamam da. Nahçıvan doğumlu diyor bak, Azeri. Nahçıvan doğumlu. Nahçıvan doğumlu sanatçı, Azerbaycan Devlet ve Medeniyet. Devlet Medeniyet ve Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olduktan sonra 2001-2010 yılları arasında aynı üniversitede görev yapmış. 2010 yılında Katü Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak başlamış. Halen akademik kariyerine profesör olarak Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ne devam etmektedir. Evet, Azeri abimizmiş. Zaten soyadından anladığımız üzere. Evet, Sanat Sokağı köşemizde bugün. Maça bağlı olarak yani bu haftanın nasıl geçeceği belli olacak. Allah Allah, ciddi. Yani şeyim mutlu. Kaybederse ki bu hafta çok gergin geçecek yani. Çok iyi olay. Umarım bunu duymuşsunuzdur ya. Herkes gayet mutlu, evet. Bunu, gördüğün gibi ama aynen. Akşamki maç da belli olacak. Aynen. Herhalde. Yani bir hafta boyunca şehir mutlu evet. Da gezebilirim. Şehrin, gezebilirim. Şehrin psikolojisini o haftaki maç belirliyor. Abi gerçekten çok iyi ya. Akşam işte bakalım seçimden maç. Akşam ara sokaklarda şeyler var. Yani maç veren şey, kahveler falan böyle var. Oralardan mesela her ara sokaktan bir ses geliyor. Yani ve maç saatinde şehir duruyor.
Yani doğru düzgün araba yok, insanlar gezmiyor. Çünkü herkes bir yerde maç izliyor. Zaten şehrin yarısı şey, şehrin %90'ı maçta oluyor stadyumda. Ve şehir kilitleniyor maç saatinde. Gerçekten inanılmaz maça bir durum giderken, ya. Yani zaten şehir kilitleniyor maç saatinde maça giderken. Onun haricinde maç başladığı andan itibaren şehrin sessizlik bürünüyor. Sadece yani insanların maça olan tepkilerini duyabiliyorsun. İnanılmaz bir olay ya. Her ara sokaktan bir ses çıkıyor. Gerçekten. Yani güzel bir yer bulabilirsek biz de izleriz o ara sokaklardan bir tane. Orada şahit olmuşsunuz. Çok iyi. Bir şey değil yani, biz o saatte çıkıp gezsek bizi ayıplayabilirler yani, anladın mı? Direkt der ki tamam bunlar Trabzonlu değil yani, kesin. Yani mesela dolmuşçular o saatte çalışıyorlar. Dolmuşçular mesela giderken yolda maçı izliyorlar ya da sesini dinliyorlar. Aynen. Dolmuşa giderken maçı takip edebiliyorsun aynı zamanda. Abi çok iyi ya. Yeni yapıldı. Aa evet bak, aynen. Tabelalar yine tek tip olacak yüksek ihtimalle. İyi iyi güzel. Böyle olması daha iyi. Ben beğeniyorum yani çünkü böyle olduğu zaman. Bak mesela baktığın zaman Halkbank'ın tabelası yok. Burada Adax'ın yok. Şimdi biz kupaların bulunduğu Trabzonspor Müzesi'ne gidiyoruz bir yandan. Bunu da buradan söyleyelim. Genel olarak ama şöyle söyleyeceğim. İnsanlar bilmiyorum nasıl görünüyorlar ama hani biraz şöyle hani dışarıdan yüzleri mutsuz gibi görünebilirler ama abi alakası yok. Burada insanlarla konuştuğun zaman adam direkt açılıyor yani. Hani hiç sıfır. Yani mutsuz falan değil yani. Ziraat Bankası'na geldi mi malzeme? Evet, o Ziraat Bankası'nın merkez şubesi. Onu diyordum işte, insanlar yani muhabbet edince direkt olarak şey oluyor. Hani o enerjiyi karşı taraftan alabiliyorsun yani. Evet, geldik. Şehir müzesi ama pazartesi günleri kapalı olduğu için. Evet, bu bina Trabzon Şehir Müzesi. Hemen soldaki burası da Trabzonspor Müzesi. Herhalde yani dediğim gibi kupaları burada sergiliyorlar, doğru mu? Oh. Pazartesi günü kapalı. Ciddi olamazsın. Açıktır yazıyordu ama şeyde internette. İnternette açıktır yazıyordu. Şu an var ya çok üzdü ya. Biz kupayı görecektik. Bak bugün de göremedim. Öte tarafa gidelim. Orası kapalı mı? Oraya bir bakalım. Belki orası açıktır. Evet. Burada da pazartesi hariç her gün kapalı. Burada ne diyor? Belediyesine ait olan şehir müzesi binasının tadilatı Oltan Vakıf tarafından gerçekleştirilmiş. Vakıf teşekkürü. Şu an var ya hayal kırıklığına uğradım ya. Lan ne hayallerle gelmiştik be. Neyse. Burada bir otel var. Zorlu Grand Otel. Yine şehrin göbeğinde. Burada yine tabelalar tek tip olmaya başladı. Şu Denizbank mesela. Denizbank. İşte otelin tabelası. İleride Vestel var. Vestel. Bunlar da yavaş yavaş böyle değiştirecek. Alanya Spor. Saat 8. Çolak. Çay salonu yazmışlar. Evet bak. Bak abi. Gel burada diyor izle. Evet şimdi Biyal Sokak'tayız arkadaşlar. Burası da Kunduracılar Caddesi olarak geçiyor. Hadi gidelim. Şimdi burada bir yakınlarda bir yerlerde bir pideci var. Çok meşhur bir pideci. Biraz acıktık. Acıktık değil mi? Senin modunun düştüğüne göre acıktım. Evet gidelim orada bir pide yiyelim. Sonra yola devam. Yavaş yavaş normal insanlar görmeye başladık bu arada. Yani burada başlangıçlar kuyumcuların. Şöyle yapalım. Şarjımız da yavaş yavaş azalıyor. Buraları idareli kullanalım. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Ne evet burası tarihi. Kemeraltı çarşısının başlangıç tarafı. Zaten yapılardan gördüğümüz üzere direkt değişti yani. Ne çarşısı? Bedestan. İnşallah doğru. Yalan yanlış şeyler söyleme. Hayır. Bedestan. Bedestan. Onu gidince bakarsın. Beni darlama. Öyle yazıyor tişörtte. Şüphelerimi çıkarmam lazım. Çok sırıtıyorum. Bedestanmış bu. Bedestan. Ben Bedestan dedim. Bedestan dedin sen. Tenmiş. Demek ki bak ama yanlış söyleyebilirim. Olabilir böyle şeyler. Daha çok benim bu taraf ilgimi çekti. Niye böyle oldu? Burada böyle. Yazmalar. Yöresel kıyafetler, çantalar. Oy ne bir yer. Hayır, inanılmaz güzel ya, baksana. Şu çanta çok iyiymiş bu arada. 420 lira yazıyor. Öyle. Hadi çıkalım o zaman. Burada balıkçılar var. Gidecek olduğumuz yere de az kaldı. Evet. Geleyim. Tabii ki ne demek. Hoş geldin. Eyvallah. Merhaba nasılsın? Merhaba hoş geldin kardeşim. Welcome to gentleman ticaret. Eyvallah. Molos. Nasılsınız? Gentleman doğru bura. Bak bir yakından bak anlarsın. Eyvallah. Nereden geliyorsun?
Ben Sakarya'dan geliyorum. Buralıyım aslında ama Gürcistan'a gitmek için buradayım yani. Yurt dışından geldim. Yani. Aynen. Giderken bir uğrayalım. Yemek dedik. Yediniz mi? Yedik, eyvallah. Yemeğe gidiyoruz daha doğrusu. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, olur mu? Eyvallah. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. YouTube'da. YouTube boş gezen kanalın adı. Tamam. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Evet, çok güzel bir kanalın adını sorma şeklini gördüm. Çok iyiydi. Dedim ki hangi nerede yayınlayacaksın dedi de dedim ki YouTube'da dedim böyle yaptı. Amele etti bak. Nerede yayınlayacaksın dedim böyle yaptı. Dedim YouTube'da dedim bir daha. Hani bunun adı ne anlamında, anladın mı kanalın? Boş gezen deyince tamam dedi. Evet, burada balıkçılar var. Abi yüz dolar yok. Ne balığı veterineri? Balım bu arada elması kedisi arkadaşlar. Ama sen balım hiç videosunu çekmedin. Çekeriz balımı da. Nedir yani? Evet, balım bir oyunlar oynuyor. Görmeniz lazım. Burası herhalde dediğin evet, tarihi Kalkanoğlu pilavcı. Pilavcısı. Pilav. Pilav yani pilavcı. Pilavcı. Sizin aşırı iyi pilav var 1856. Ama... 1856. Evet. Since 1880. Kaç? 56. Rüştünün fırınına gidiyoruz biz. Orası kalbimizde. Evet. Geldik. Neredeyiz? Rüştünün fırını. Burada oturmaya yerimiz olacak şuradan herhalde. Giriyor. Tamam, oradan gidelim. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Kolay gelsin, kolay gelsin. Merhabalar. Evet, şöyle bir yere oturalım. Evet, şimdi geldik. Rüştünün fırınındayız. Bir tane kıymalı, bir tane kaşarlı söyledik. Bekliyoruz. Burası bayağı bu arada popüler bir yer. Yani şu an birazdan göstereceğim onları da size. Bir gazete haberi görüyorum çerçevelenmiş bir şekilde. Türkiye'nin en iyi 10 pidecisi arasında bir sırada. Burası bir fırın bu arada arkadaşlar. Böyle bir oturma alanı var. Buraya gelip ekmek fırını yani tabiri caizse. Buraya gelip burada aynı zamanda pide yiyebilirsiniz. Bakalım lezzeti nasılmış. Geldiği zaman tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, geldi. Bu yuvarlak olan Trabzon yağlısı olarak geçiyormuş. Bu da kaşarlı pide. Görüntü bu şekilde. Şimdi lezzet deneyimi. Bunun bir yeme şekli varmış bu arada. Ama mevzu bu. Kenarından koparıyorsun. İçine... Çok sıcaktır ama. Yeni çıktı annem. Yeme. Üfle üfle yerim. Üfle üfle. Bandırıyorsun. İnanılmaz iyi. Sanki ben niye böyle yemek yememiş gibi muamele yapıyorum. Sanki Trabzon'a gelmeden önce hiç yemek yememiş gibi. Çünkü muhtemelen Trabzon'a gelene kadar gelmeden bu kadar lezzetli şeyler yemedim. Evet, bence de kesinlikle ya. Abi gerçekten doğru olan şey bu yani. İnanılmaz lezzetli ya. Gerçekten çok iyi yani. Haydi afiyet olsun. Evet, ellerinize sağlık. Ustam 10 numara olmuş. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Biz teşekkür ederiz. Ha böyle bir istersen böyle bir el sallayabilirsin buraya doğru. YouTuber mısın? Aynen, YouTube'a video çekiyoruz. Ne kadardı bizim hesap? 325. Yemek üzerine mi gidiyorsun? Yemek değil. Genelde ben dünyayı geziyorum. Şu anda da Trabzon'dayım. Gürcistan'a gitmeden önce buraya da uğrayalım dedik. Ondan sonra genelde gezme üzerine yani. Geziyorum. Eyvallah. Normalde burada mı yaşıyorsun? Normalde burada yaşamıyorum ama buralıyım. Trabzon. Evet, Trabzon. Almanya diyor. Yok, Almanya değil. Sakarya'da yaşıyordum. Artık belli bir evim yok maalesef. Her dünyanın her yerindeyim şu anda. Yani evet, geziyorum. En güzelini yaptım. Evet. Öyle. Evden ayrıldım. Artık evsiz olarak gezmeyi yani kaldığım gittiğim yerlerde, tabii otellerde, hostellerde kalıyorum. Şakası bir yana. Öyle. Bir yandan da video çekiyorum gezerken. Yolunuz açık olsun. Bahtınız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Abi. Yedik çıktık şu an. Bak böyle dışını göstermem lazım size. Konumdan haritalara Rüştünün fırını yazınca direkt buraya yolluyor, size haberiniz olsun. Gelip burada deneyebilirsiniz. İnanılmaz bir lezzet. Yine çok beğendim her zamanki gibi. Beğenmeye de devam edeceğim. Şimdi Boztepe'ye gideceğiz ve bunun için
Yola çıkıyoruz. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gördünüz zaten fiyatlar da bu şekildeydi. 2 tane pide, 2 tane ayran. Kaç verdik? 325 lira. Gayet lezzetliydi. Burada da bu arada bakırcılar varmış. Reis talimat verdi. Dedi ki kapatma dedi bakırcıları çek. Çekelim. Onları da çekelim. Evet, burada süpürgeci var. Evet burada bakırcılar var. Burada bir kalaycı. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Sağ olasınız abi. Abi nasılsın? Çok şükür. Ne var ne yok? Bir yara vardı çok. İyi iyi. Keyifler yerinde iyisin. Her şey yerinde. İyi. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Çekim mi yapacağım? Yo çekim yapıyorum zaten. Öyle mi? Aynen. YouTube kanalım var bir tane de. He. Onun için video çekiyorum. Olsun. O zaman bir salla bakayım el. Haberi görsünler seni de. Eyvallah hadi kolay gelsin. Hangi kanal? Boş gezen diye yazdığın zaman çıkıyor abi. Telefonlar. Hı hı. YouTube'a. Arattığın zaman çıkar. Hadi kolay gelsin. Hadi, eyvallah. Sağ ol. Evet genelde ama dediğim gibi yani yine söylüyorum bunu ve söylemeye de devam edeceğim. Karadeniz insanı böyle dışarıdan böyle şey sinirli aksi böyle mutsuz gibi görünüyor ama asla böyle değil abi. Git sor. De ki işte halini hatırını sor. Merhaba de. Yani zaten az önce manavı da gördünüz. Manav da dedi ya karnınız aç mı diye. Hani genelde sıcakkanlı. Zaten memleketin insanı genelde sıcakkanlı. Ondan yana problem yok ama burada da dediğim gibi insanlar sadece gibi gözüküyorlar. Yani mutsuz gibi gözüküyorlar ama değil abi. Hem de dışarıda algı var. Evet sadece bir... insanla karşı. Evet. Evet sinirli olabilir, agresif olabilir. Evet böyle zaten ama hani konuştuğun zaman sen adamın damarına basmadıktan sonra adam sana durup dururken bir şey diyecek hali yok yani haliyle. O sebepten dolayı gerçekten müthiş sıcakkanlı. Sadece git sor yani. Nasılsın de? Bitti. Hadi bakalım burası da böyle. Evet, neredeyiz? Boztepe. Boztepe'deyiz. Ben sana bir şey söyleyeyim, çok güzel bir saatte geldik bence. Dur bak çoğu ışıklar açılmamıştı abi birazdan. Daha çok ışık olacak. Şimdi biz burayı ücretsiz... Ha gene ücretsiz. Burası ücretsiz. Adam söylerken duydum bak. Ücretsiz imiş. Gördüğün üzere. Bak Trabzon yazmış buraya bir de gördüğünüz üzere ne yazıyor burada? En mutlu şehir. Aksini iddia eden Rizelidir. Kolay gelsin. Evet böyle bir yürüyüş yolu. Bakar mısın şuraya Trabzon ayağının altında bildiğin? Oo, ta aşağıda bahçede lahanalar var. Adam oraya lahana ekmiş. Lahana mı onlar? Yo. Lahana da değil mi? Buradan lahana gibi duruyor. Neyse lahana olsun. Ha bu duvar ne? Sur. Sur gibi bir şey değil ki sur. Bak işte bak bak. Bak işte. Benim ama burada fotoğrafım var bak. Aynen öyle ne güzel. Sendeyiz. Bir daha. Söyle. Söyle. Trabzonluyum ne oldu? Ya Trabzonluyum ne oldu? Evet arkadaşlar burada atıkların doğada yok oluş sürelerini yazmışlar buraya. Gerçekten iyi bir olay ya bu arada. Bak hani ona göre diyor yani. Kağıt 3 ayda diyor bak. Sigara izmariti 2 yıl, sakız 5 yıl, teneke 100 yıl, pil 300 yıl, pet şişe 400 yıl, plastik 1000 yıl, cam şişe 4000 yılda doğada yok oluyormuş. Buradan da işte çevreyi kirletenle sesleniyoruz. Kirletenlere. Atmayın arkadaşlar çöplerinizi yerlere. Çöp kovaları sizler için var. Yok olmuyor doğa kirlenmesin. Zaten yeteri kadar kirli havamızda. O yüzden az ileride kafeler var bu arada. Biz onlardan bir tanesine oturacağız. Azler dediğim hemen burada. Çok güzel ve eğlenceli bir yer ya. Vallahi. Yani insan iyi hissediyor. Hava güzel. Manzara çok iyi. İleri doğru devam ediyor. Evet. İleri doğru devam ediyor. Öyle. Bayağı uzun. O kadar yürüyemeyeceğim. Vallahi. Bayağı uzun. Şimdi şöyle bir yere oturalım. Bir adet excuse me geldi. Şöyle köşelere inelim. Servis mi burası acaba? Merhaba kolay gelsin. Nasıl oturalım? Buraya oturduk. Manzara da böyle. Birazdan böyle aynen kararacak birazdan. O zaman daha güzel olur diye tahmin ediyorum. Bir de o zaman açarız. Hadi bakalım şimdilik görüşürüz. Evet hava kararınca ışıklar daha çok böyle meydana çıktı. Işıl ışıl oldu her yer. Öyle bir görüntü. Bugün de kotamızı doldurduk.
Bugün de iyi gezdik. Bugün de çok eğlendik. Güzel videolar çıkardık, eğlendik. İnsanlarla sohbet ettik, edebildiğimiz kadar artık. Şimdi bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Haydi bakalım. Görüşürüz.